geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir konuyla yine karşınızdayız. Bugünkü dersimizde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun edebi kişiliği hakkında bahsedeceğiz. Eserlerini anlattıktan sonra sizler için eserlerini kodladık. Akılda daha kalıcı olsun diye kodlama yaptık, onu göstereceğiz. Daha sonra yine Altın Akademi farkıyla her konunun ardından üniversite sınavlarına çıkmış soruları sizlere çözeceğiz. Bir şey hatırlatmakta fayda var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu üniversite sınavlarında kişi bazında, yani sanatçı bazında en çok çıkmış soru olarak en çok çıkmış sanatçımızın arkadaşı. Bunu da hatırlattıktan sonra hadi hep beraber dersimize başlayalım. Yakup Kadri toplum için sanat ilkesine bağlıdır sevgili gençler. İlk eserlerinde Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati'nin etkisiyle ağır ve süslü bir dil kullanmış. Biliyorsunuz Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati edebiyatının dili ağır ve süslüdür. Ancak milli edebiyat akımını benimsedikten sonra yalın ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Yani sadeleşme, dilde sadeleşme hareketlerine o da katılmış. Fecr-i Ati beyannamesini hatırlar mısınız sevgili dostlar? İlk bildiriydi, ilk beyannameydi edebiyatımızdaki. Yakup Kadri'nin bu beyannamede imzası vardır. Yani diğer sanatçılarda olduğu gibi, diğer sanatçıların olduğu gibi Yakup Kadri'nin imzası var. Yalnız biliyorsunuz Fecr-i Ati edebiyatının sanatçısı olarak geçmiyor. Sadece o bildiriye destek vermiştir. Bu dönemde mensur şiir alanında çok önemli bir eseri vardır Erenlerin Bağı'ndan. O dönemde yani Fecr-i Ati'nin etkisiyle yazmıştır. Bunu da hatırlatmak istedim sizlere. Devam edelim. Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat'tan Atatürk Türkiye'si dönemine kadarki yaşantısını, toplumda ortaya çıkan değişimleri başarıyla eserlerinde aktaran bir romancımızdır. Cidden arkadaşlar, 2. Meşrutiyet, Tanzimat, 1. Dünya Savaşı öncesi, 1. Dünya Savaşı, Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet sonrası gibi bu tarihsel süreci romanlarında o kadar güzel anlatmış ki bunlar da zaten üniversitede soru olarak karşımıza çıktı. Çıkacaktır da eminim bundan sonraki süreçte. Zaten ilerleyen dakikalarda bunu da anlatacağım sizlere. Eserlerinde içinde yaşadığı toplumun sorunları üstünde duruyor. Zaten sanat için sanat ilkesiyle de örtüşüyor bu durum. Romanlarındaki tiplerin çoğu iç dünyaları zengin, kötümser, düzensizlik kurbanı, töre ve geleneklerine bağlı tiplerdir. Yani Anadolu insanını anlatıyor sevgili dostlar. Yapıtlarında güçlü bir gözleme dayanan realizm vardır. Yani Yakup Kadri özellikle romanlarını realizm akımının etkisiyle yazıyor. Türk edebiyatında tezli roman düşüncesini getirmiştir Türk edebiyatına. Romanları birbirinin devamı niteliğindedir. Bir kronolojisi vardır romanlarını sevgili dostlar. Özellikle kırmızıyla yazdık tezli roman, yani her romanının bir tezi var düşüncesi romanlarında vardır. Özellikle bunu da hatırlatıyorum sizlere. Devam edelim gençler. Doğu Batı eski yeni çatışması eserlerinde işlediği temel temalardır. Olaylara realist açıdan bakan yazar toplumun çürüyen, yozlaşan ve milli değerleri kemiren yanlarına adeta neşter vuruyor Yakup Kadri. Toplumla ilgili arkadaşlar yanlış batılılaşmadan tutun da Cumhuriyet dönemindeki devrimleri tutun da Kurtuluş Savaşı'ndaki yani Kurtuluş Savaşı'na halkın, Anadolu halkının bakışını, her şeyi arkadaşlar Yakup Kadri bu tarihsel süreci romanlarında, eserlerinde çok güzel aktarıyor bizlere. İmparatorluktan milli devlete, ümmet devrinden millet devrine geçişin, yani Osmanlı İmparatorluğundan ümmet devrinden Türkiye milletine, yani Türk milletine geçişi ve bu geçişin ortaya koyduğu sosyal travmaları yazarın eserlerinde görmemiz mümkün. Hikayelerinde Maupassant tarzı öykücülüğü benimsiyor. Yani yazar bir olay öykücüsü. Biliyorsunuz Fransız yazar Maupassant dünyada olay öykücülüğünün başlatıcısıdır. Türk edebiyatındaki temsilcisi kimdir sevgili dostlar? Evet, sizlere bravo. Ömer Seyfettin Maupassant tarzı, yani olay hikayeciliğinin temsilcisidir edebiyatımızda. İlk dönem hikayeleri Yakup Kadri'nin Bir Serencam adı altında, yani eserin adı Bir Serencam. Demek ki ilk dönem hikayeleri, bu önemli bir bilgi. Soru çıktığında arkadaşlar, karşımıza soru çıktığında bunu lütfen hatırlayalım. Bir Serencam Yakup Kadri'nin ilk hikayelerinin bir araya geldiği bir eser. İlk hikayelerinde Servet-i Fünun etkisi vardır. Yani dil biraz ağırdır ve bireysel konular vardır. Bireyle toplum arasındaki çatışmalar, toplumsal baskılar ve benzeri konular ilk hikayelerinde yer alıyor. İkinci dönem hikayeleri gözleme dayanıyor sevgili dostlar. Milli Savaş Hikayeleri adlı kitapta yer alan hikayeler, yazarın Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığı gözlemlerin ve tanık olduğu olayların ürünü. Hangisi? Milli Savaş Hikayeleri. Unutmayın,
gözleme dayanıyor ve Kurtuluş Savaşı sırasında edindiği arkadaşlar izlenimleri bu hikayesinde görmemiz mümkün. Yazarımız 1955'ten sonra anı kitaplarından başka bir şey yazmamıştır. Bu da önemli bir bilgi. 1955'e kadar arkadaşlar roman ve hikaye ağırlıklı yazıyor. 1955'ten sonra artık roman ve hikaye yazmayı bırakıyor ve anı kitapları yazıyor. Sevgili dostlar, biraz önce sizlere söyledik, romanların kronolojik sıraları vardı. İşte onları sizlere burada anlatacağız. Bunlar çok önemli. Zira üniversite sınavında çıktı bunlar ve emin olun gene çıkmaya devam edecek. Kiralık Konak romanı. Bu Birinci Dünya Savaşı öncesini ele alan bir roman. Tanzimat'ta başlayan batılılaşmanın, yani yanlış batılılaşmanın özellikle Türk toplumundaki etkisi ve 3 nesil arasındaki çatışma anlatılıyor Kiralık Konak'ta. 3 nesil arkadaşlar, şöyle özetleyelim. Büyük baba veya işte dede, onun oğlu ve torun. Yani torun, baba veya anne baba ve onların anne babası. Bu 3 nesli Kiralık Konak'ta, bu 3 nesil arasındaki çatışmayı Kiralık Konak romanında görmemiz mümkün. Hep O Şark adlı eseri Abdülaziz dönemini anlatıyor. Abdülaziz dönemindeki toplumsal yaşamı anlatıyor. Hüküm Gecesi 2. Meşrutiyet dönemini anlatıyor ve 2. Meşrutiyet dönemindeki parti kavgalarından bahsediyor. Nur Baba romanı tekkelerin toplumda neden olduğu yıkımları ve Bektaşi tekkelerinin iç yüzünü, o dönemdeki Bektaşi tekkelerinin yozlaşmış halini anlatıyor. Bir nevi eleştiri getiriyor arkadaşlar Nur Baba adlı eserinde. Sodom ve Gomorra mütareke dönemini anlatıyor. İstanbul'un işgali sırasındaki yozlaşmış toplumsal yaşamı, yani İstanbul'daki yozlaşmış toplumsal yaşamı ve kişileri, ahlaki çöküntüleri nerede görüyoruz? Sodom ve Gomorra adlı romanında görüyoruz. Devam ediyoruz. Bir Sürgün adlı eseri 2. Abdülhamit dönemine karşı Paris'e kaçan Jön Türkleri anlatıyor. Bir Sürgün. Unutmayın, zaten kaçtıkları için sürgün niteliğinde olduğu için arkadaşlar herhalde bu ismi koymuş olabilir. Bir Sürgün 2. Abdülhamit dönemi anlatıyor. Yaban, çok sevdiğim bir eser. Bunu zaten sizlere arkadaşlar ayrı bir video, ayrı bir ders olarak anlattık. Kanalımızda var. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Çok önemli bir eser. Kurtuluş Savaşı dönemini anlatıyor. Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu köylüsünün durumunu ve Aydın Halk Çatışması'nı anlatan bir romandır Yaban. Ankara romanı. Cumhuriyet'in ilk 10 yılı. Cumhuriyet'in ilk yılları ve kurtuluş yıllarının coşkusunu anlatıyor Ankara romanında. Panorama 1 ve Panorama 2 adlı eserleri var. Panorama 1 1923-1938, yani Cumhuriyet'in ilanından sonraki Atatürk devrimlerinin topluma yansımasını anlatıyor. Panorama 2'de 1938, bakın Atatürk'ün öldüğü tarih biliyorsunuz. Mustafa Kemal'in, yani Atatürk'ün ölümünden sonraki yılları anlatıyor. Zaten 1952'den sonra Panorama 2 yazdıktan sonra biliyorsunuz 1955'ten sonraki yıllarda ne yapıyordu? Artık roman hikaye yazmayı bırakıyor Yakup Kadri. Anı kitabı yazıyor sevgili gençler. Evet, şimdi gelelim eserlerine. Sevgili gençler, romanları Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorra, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Hep O Şarkı, Panorama 1 ve Panorama 2 olmak üzere toplam 9 tane romanını buraya aldık. Hikayeleri Bir Serencam, biliyorsunuz ilk hikayeleridir. İlk hikayelerin toplandığı eserdir. Rahmet ve Milli Savaş hikayeleri. Anıları Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları. Sevgili gençler, tiyatroda yazmış Yakup Kadri, Nirvana, Sağnak, Veda ve Mağara. Mensur şiirleri vardı, söylemiştim. Erenlerin Bağından özellikle Fecr Ati döneminde yazıyor. Mensur şiire çok güzel bir örnektir Erenlerin Bağından. Okunucundan diğer mensur şiir. Bir de monografi yazmış Ahmet Haşim'in Atatürk'le ilgili arkadaşlar. Şimdi eserlerini kodlayalım. Yine Altın Akademi farkıyla romanlarını ve anı kitaplarını kodladık sizlere arkadaşlar. Önce romanlarını bakalım. Kırmızıyla yazdıklarımız romanları bir cümle şeklinde hikayeleştirerek aklınızda daha kalıcı olsun diye sizlere anlattık, kodladık. Bir sürgün şehri olan Ankara'nın panoramasına bakmayı seven Nur Baba, kendini yaban hissettiği Kiralık Konağı'nda hüküm gecesini beklerken Sodom ve Gomorra ile birlikte hep o şarkıyı söyledi. Evet arkadaşlar, bu cümle, bu cümledeki hikaye Yakup Kadri'nin romanlarını kodlamak için yaptık sizlere. Kırmızıyla yazdıklarımız Yakup Kadri'nin romanları. Umarım beğenmişsinizdir. Emin olun birkaç kere tekrar ettiğinizde bu romanları aklınıza kalıcı olacaktır. Anı kitaplarını kodladık sizler için. Politikada 45 yılını yaşayan Yakup Kadri,
Anamın kitabı dediği gençlik ve edebiyat hatıralarında hep zoraki diplomat olduğunu ancak vatan yolundan hiç ayrılmadığını anlatıyor. Bakın arkadaşlar, sizler için akılda gerçekten kalıcı olacak şekilde romanlarını ve anılarını kodladığı.